milyon falan derim ben. Onu etki. İdare ki. Ver bu zanama beni, ver bu zanama başım derim. Ver bu zanama sen ver derim. Daha önce hastanemizde böyle imkanlar yoktu. Şu an yeni bir doktor atandı. O da kadın hastalıkları doktoruymuş. Sanırım yine gidecekti. Kaymakam beyimiz izin vermedi. Kendi evini açtı ona. Orada şu an kalıyor. O da kalmaya karar verdi. Buradan Şırnak'a gidiyorduk. Bayağı masraflı oluyordu. İmkanı olmayan vardı. İmkanı olan zaten gidip geliyordu. Burada şimdi kaymakam beyimize öncelikle ona teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkan tanıdığı için, doktoru burada bıraktığı için, burada kalmasına izin verdiği için. Ondan sonra Beyçiğabab'ın ne bileyim işte buradan Şırnak merkeze kadar uzaklık mesafesi kadar kötü bir yol yok bölgede. Biz başladığımız gün sabah başladık. Öğleden sonra da hemen esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Sorunları neydi diye. Orada ön plana çıkan sorun doktor problemi olduğu noktasındaydı. Biz de bu konuda ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünürken arkadaşlardan aldığım bilgi yeni bir doktor ataması, uzman doktor, kadın doğum uzmanımızın ataması olduğu ama Beytüşşebap'a gelme noktasında tereddütlerin olduğunu duyduk. Biz hemen kendisiyle diyaloğa geçtik. Dedik ki Beytüşşebap artık eski Beytüşşebap değil. Terörle alınan bir yer olmaktan çıktı. Artık güven ve huzurun hakim olduğu bir yer. Onun için buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz dedik kendisine. Ama kendisi de kalacak yer noktasında sıkıntı yaşadığını ifade etti. Biz de hemen önceden ilçe merkezimiz maalesef terör örgütü tarafından sık sık basıldığı için çok önceki yıllarda kaymakamın güvenliği için, kaymakam için özel bir daire tahsis edilmişti bu güvenlik noktasında. Bir baskın falan olursa ailesiyle beraber kaymakam orada güvenliği sağlansın diye. Artık ilçemiz güven ve huzurun hakim olduğu bir yer olduğu için bu ihtiyaç oradan kalktı. Ve biz bu daireyi hemen doktorumuza dedik ki dayalı döşeli bir dairemiz. Hiçbir sıkıntısı yok. Gelin siz orada kalın. Bu vatandaşlarımızın sorununu hep beraber çözelim. Ne ihtiyacınız varsa bunu giderme noktasında üzerimize düşeni her zaman yaparız dedik. O da sağ olsun bu söylemlerimize, bu vaatlerimize inanarak geldi ve biz de tabii vaatlerimizi yerine getirdik. Kendi güvenliğimiz için tahsis ettiğimiz konutumuzu, bize tahsis edilen konutumuzu ilçemizdeki kadınlarımız, özellikle kadın toplumun dinamiğidir. Kadınlarımıza sahip çıkmak lazım. Kadınlarımızın kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan, özellikle kadınlarımıza hizmet verecek olan doktorumuza dairemizi tahsis ederek bu sorunu bir nebze olsun ortadan kaldırdık. Burada hepimiz hep beraber yaşıyoruz. Ben de artık Beytüşşebaplıyım. Burada görev yapan memurlar da farklı yerlerden gelebilir ama burada yaşadığı sürece Beytüşşebap. Sorun hepimizin sorunu. Bu sorunu gidermek için kamu kurumları olarak bütün arkadaşlar seferber edildi bizim de talimatlarımız noktasında. Ve doktor hanımın burada kalması için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Yeter ki Beytüşşebaplı kardeşlerimiz, kadınlarımız bu hizmeti en iyi şekilde, en alayi şekilde alsınlar. Yeni başladık. Geçen hafta göreve başladım. Hasta profili olarak hani beklediğimden iyi bir hasta profiliyle karşılaştım açıkçası. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Bir problemimiz yok. Yani halk zaten ilk geldiğinde de hani uzman doktor geldi edasıyla işte sağ olsunlar ilgilendiler, yardımcı olmaya çalıştılar. Evet 12 yıllık bir uzman doktor açığı varmış ama şöyle ki kendim kadın doğum uzmanı olarak cerrahız biz. Hani cerrahi olarak yetersiz bir yer burası. Hani toplum belki benim doğum yaptırmamı bekliyor olabilir ama hani bu işlemi gerçekleştiremeyeceğiz. Çünkü pek çok komplikasyonu var doğum sırasında yaşanabilecek komplikasyonlar. Yine bu hastalığımız sevk olacak ama en azından bu insanların takibi için onlara yardımcı olmak adına iyi oldu. Çünkü her izlem için halk işte Şırnak, Cizre'yi tercih ediyormuş. Bu konuda onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdiki hastalar dediğim gibi izlemlerine yardımcı olabiliyoruz. Yeteri kadar hasta karşılayıp hizmet ediyoruz ama bakalım ilerleyen günlerde nasıl sıkıntılar yaşayacağız ya da yaşamayacağız göreceğiz.
Yani şu an ben daha başladı bir hafta oldu. Hani etrafta ne oluyor, ne bitiyor onu tabii öngörüm henüz bir şey görmedim. Ama gördüğüm kadarıyla her şey yolunda. Hani güvenlik var, bir problem yok. Dedi bana tamam. İnşallah.